Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba ey gıcıklar. Merhaba gıcıklara gıcık olanlar. Gıcıklar, Türkiye'nin gıcıkları listesini bu hafta yeniden yapacağız ama geçen haftaki gıcıklara yönelik yaptığım anketin sonuçlarını değerlendirmesini yapacağım. İki anket yapmıştım. Bir Siyah Şapkalı Adam kanalımın topluluk kanalında, bir de Sen Ne Dersin kanalında yaptığım anketin sonuçlarını değerlendireceğiz şimdi. Çok ilginç sonuçlar var. Önce şunu ifade etmek istiyorum. Siyah Şapkalı Adam kanalımda topluluk sayfasında düzenlediğim ankete çok fazla ilgi olmadı. Tabii o kadar abonem olmadığı için çok şey değil. Şöyle söyleyeyim ben size. Türkiye'nin gıcıklarını seçiyoruz demişim ve Ali Erbaş %7, Devlet Bahçeli %70, Siyah Şapkalı Adam'ın topluluk sayfasındaki sonuçları açıklıyorum. Canan Kaftancıoğlu %9, Rasim Ozan Kütahyalı da %9 oy almış ve toplam 108 oy kullanılmış Siyah Şapkalı Adam'da. 9'da beğeni var, hiç yorum yapılmamış. Ama Sen Ne Dersin kanalındaki ankette tam 7.100 oy alınmış ya, 7.100 oy kullanılmış. 7.100 oya karşılık 333 kişi beğenmiş ve 137 yorum yapılmış. Yorumlarda öneriler de var tabi. O önerilerden bazılarını yeni listeye ekledim. Birazdan o listeye geleceğim ama birinci kim oldu? Birinci elbette ki Devlet Bahçeli. Tıpkı Siyah Şapkalı Adam sayfasında olduğu gibi %65 de Devlet Bahçeli haftanın en gıcığı seçildi. Yani seçildi derken ankette böyle bir sonuç çıktı. Yoksa kendisini sevenler de var ama gıcık olanların da sayısının bir hayli fazla olduğunu söylemek isterim. Ve Rasim Ozan Kütahyalı %14 oyla ikinci, Canan Kaftancıoğlu %8 oyla üçüncü, Ali Erbaş'la Nusret %7'şer oyla beşinciliği ya da ne denir dördüncülüğü paylaştı diyebiliriz. Evet, ankete bir hayli fazlaydı ilgi. Şimdi sırada yeni anket var. Yeni ankete bazı isimleri sizin önerilerinizle aldım ve ben de bazı isimler ekledim. Çünkü gündemi de takip ediyoruz. Gündemde gerçek anlamda yaptıkları açıklamalarla, söylemlerle ya da davranışlarıyla gıcık olanlar listesine girmeyi hak eden isimler var. Hazır mısınız? İşte bu haftanın gıcık adayları. Türkiye'nin gıcıkları ikinci hafta ya da ne denir? Şimdi yeni haftanın gıcıkları. Birinci sırada, tabii bu birinci sırada derken ben sıralamayı koymuyorum. Sadece listenin ilk sırasında, listeye giren ilk sırada Süleyman Soylu. Biliyorsunuz beyefendi hafta içerisinde çok ilginç bir açıklama yapmıştı ve demişti ki 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ yapmadı ve ortalık karıştı. Abi FETÖ yapmadıysa kim yaptı diye sorular havada uçuşmaya başladı ama somut bir açıklama henüz gelmedi. Bununla ilgili Amerika'dan tepki geldi. Acaba Amerika mı, Amerika'yı mı kastetti, kimi kastetti vesaire vesaire ama dikkatinizi çekerim. Sayın Süleyman Soylu FETÖ ile birlikte Amerika yaptı demedi. FETÖ yapmadı dedi. İşte kafaları karıştıran da bu. Amerika niye üzerine aldı? Amerika İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi bununla ilgili. Ama tabii listeye birinci sıradan Sayın Süleyman Soylu'yu, İçişleri Bakanı'nı alıyoruz, ekliyoruz. Çünkü hepimizin kafasını karıştırdı. Durduk yerde Sayın Süleyman Soylu çıkıp açıklaması gerekiyordu. Neden 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ yapmadı? Bildiği ne var? Yoksa birilerine mesaj mı veriyor? Yoksa başka bir şeyler mi? Nedir? Bununla ilgili bir video yaptım. Meraklısı olan varsa onu izleyebilir. Listenin ikinci sırasında Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Özgür Özel hemen Sayın Süleyman Soylu'nun arkasından listeye girmeyi hak ediyor. Biliyorsunuz kendisinin çok ama çok sivri açıklamaları var. Açıkçası CHP'lilerden olmamakla birlikte genelde İktidar kanadından kendisine çok gıcık olan geniş bir kitle var. Zaman zaman ben de gıcık olmuyor değilim hani. Tabi Süleyman Soylu'ya da bir gıcıklığım yok değil ya, var ama tabi o kadar da değil. Sonuçta İçişleri Bakanımız, saygı duymak gerekiyor. Sevsek de sevmesek de. Aynı şekilde Sayın Özgür Özel'i de sevip sevmemekte. Herkes özgürdür ama gıcık olmak herkesin özgürlüğüne kalmış bir şey. Mesela Özgür Özel'e de eminim çok kişi gıcık oluyor. Üçüncü sırada yine
iktidar kanadından bir isim. Fahrettin Altun. Fahrettin Altun hakikaten çok enteresan açıklamalar yapıyor. Enteresan açıklamalarla kafaları karıştırıyor. Kime hizmet ediyor? Elbette ki biliyorsunuz. O yüzden Fahrettin Altun 3. sıradan listeye giriyor ve 4. sırada şu anda gerçekten gündemde olan bir isim. Ve o ismi zaten listeye almamamız, gıcıklar listesinde olmaması ayıp olurdu. Melih Bulu. Eminim ona Türkiye'de şu anda muhtemelen AK Partililer tarafından da gıcık olmayan isim yoktur. Hemen herkes zaten üniversite camiasında üniversite öğrencilerinin tamamı kendisine gıcık oluyor ve öyle zannediyorum ki listede bu haftanın birincisi o olacak. Ben öyle tahmin ediyorum ki benim de favori gıcığım Sayın Melih Bulu. Düşünebiliyor musunuz? Bir üniversitenin başına atanıyorsunuz ve üniversitede sizi kimse istemiyor. Niye? Çünkü atanmışsınız. Çünkü hakkınızda bir takım şaibeli açıklamalar var. Çünkü intihal yaptığınız açığa çıkmış ve siz o üniversitede istenmiyorsunuz. Çıkıp adam gibi, delikanlı gibi istifa etmeniz gerekirken inadına istifa etmiyorsunuz. Niye etmiyor? Edemez. Çünkü onu birileri oraya getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefes alma dese alamayacak durumda. O yüzden o istifa et demediği sürece Sayın Bulu da etmeyecektir. O yüzden listeye 4. sırada girmesine rağmen eminim o birinciliği kazanacaktır. Haftanın en gıcıklarının belki de en büyük favorisi Melih Bulu. Kendisini şimdiden tebrik edelim. Ve 5. sırada, 5. listedeki 5. sıradan aday ismimiz futbol camiasından bir isim Arda Turan. Arda Turan hepimizin gururuydu. Barcelona'da oynarken, Atletico Madrid'de oynarken öncesinden ve daha öncesinden Galatasaray'da ve milli takımda verdiği mücadeleyle ama bütün kariyerini bırakıp önce Başakşehir'e, Başakşehir'den tekrar Galatasaray'a geldi ve Galatasaray'da tekrar oynuyor. Ne kadar başarılı olacak bilemiyoruz ama çok ağır, çok hantal ve eski formundan çok ama çok uzaklarda olduğu bir gerçek. Aslında listeye girmesinin nedeni bu değil. Yani Barcelona'dan tekrar Türkiye'ye dönmesi değil. Daha çok özel hayatındaki davranışları ile ilgili Arda Turan gerçekten gıcıklar listesine 5. sıradan girmeyi hak ediyor. Kendisine başarılar sunuyoruz ve listemizi unutmayın. Bu sefer siyah şapkalı adamdan anket yapmayacağım. Sadece Sen Ne Dersin kanalında anketimize katılabilir, oy kullanabilir. Önümüzdeki hafta için adaylarınız varsa onları önerebilirsiniz ve bu haftanın anketi başlıyor. Memlekete, millete hayırlı olsun.